Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. MasterChef Türkiye İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlanmıştır. Ardından TV8 ekranlarına geçmiştir. 2018 yılından beri TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam etmektedir. Bu sene MasterChef Türkiye All Star şeklinde yayınlanmaktadır. Yarışmada birbirinden iyi isimler yer almaktadır. Biz de yarışmadaki isimlerin küçüklük hallerini sizler için araştırdık. Siz de destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Adana'da tamamlamıştır. Sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitimini sürdürmüştür. Aynı yıllarda Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalışmıştır. 2019 yılında MasterChef'e katılmış ve ikinci olmuştur. Yarışmadan sonra aşçılık kariyerine devam eden Sabunsoy, şu anda İstanbul'da bir restoranda şef olarak çalışmaktadır. Hasan Biltekin. Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin 29 yaşındadır. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi USET Meslek Yüksekokulu'ndan mezundur. Liseden beri yemek sektörüyle uğraştığını söyleyen MasterChef Hasan, Nevşehir Belediye Sporu Mutfağı'nda şeflik yapmaktadır. Bugüne kadar farklı farklı yemek yarışmalarına katılmıştır. Hasan'ın madalyaları ve kupaları vardır. Hasan ilk sezonun ardından memleketi olan Nevşehir'de Hasan Chef Burger ismini verdiği hamburger restoranını açmıştır. 2021 yılında MasterChef'e katılmış ve ikinci olarak tamamlamıştır. Cemre Uyanık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Şanlıurfalı'dır. Üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde konaklama yönetimi bölümü üzerinden tamamlamıştır. Küçüklüğünden beri Uzak Doğu mutfağına ilgisi olduğunu dile getirmiştir. 2015 yılında üniversite eğitimi tamamlayan MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık, 2017 yılında 5 ay Amerika'da restoranlarda çalışmıştır. 2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kalmış ve birinci olmuştur. Büşra Zambak. Aslen Denizlili olan Büşra Zambak, 26 yaşında ve 10 yıldır profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır. İstanbul'da yaşayan Büşra, Güler Sabancı gibi üst düzey yöneticilerin yemeklerinden sorumlu olmuştur. İtalyan mutfağına çok ilgi duyduğunu söyleyen Büşra Zambak, aynı zamanda fotoğrafçılık işiyle de uğraşmıştır. 2022 yılında MasterChef'e katılmış ve ikinci olmuştur. Tanya Kilitkayalı, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 29 yaşındadır. Aşçı ve öğretim görevlisidir. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Tanya Kilitkayalı çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya köyünde bir aile işletmesinde yöresel tatlar hazırlamıştır. Daha önce 2019 yılında yarışmaya katılmıştır ve başarılı bir performans göstermiştir. Tahsin Küçük, 15 Haziran 1997 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonludur. İstanbul'da yaşam sürmektedir. Okan Üniversitesi gastronomi mezunu olan Tahsin Küçük, 2015 yılında Ver Fırını isimli yemek yarışmasına katılmıştır. Daha önce Yemekteyiz isimli programa da katılmıştır. İlginç tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacıdır. Tahsin Küçük, MasterChef'in ardından Şef Kapımda isimli programda sunuculuk da yapmıştır. Daha önce MasterChef 2021 sezonunda yarışmış ve başarılı bir performans göstermişti. Bu sene de yarışmanın iddialı isimleri arasında yer almaktadır. Uğur Kardaş, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Uğur Kardaş, Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2018 sezonun birincisi olmuştur. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski MasterChef yarışmacısı, 2022 yılında Gamze Kardaş'la dünya evine girmiştir. Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Bir dönem memleketi Çanakkale'de Uğur Şef'in mutfağı adı altında mekan açmıştır. Kariyerine farklı şekilde yön vermek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde çalışmıştır. Ayrıca şu anda sosyal medya hesabından yemek videoları çekmektedir.
Sergen Özen, 27 Temmuz 1996 tarihinde Tekirdağ'da doğmuştur. Aslen Tekirdağlı olan Sergen Özen, 3. kez yarışmaya katılmıştır. Aşçılık mesleğine Tekirdağ Turizm Otelcilik Lisesi'nde başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi'nde aşçılık bölümü okuyan Sergen Özen, uzun süredir aşçılık yapmaktadır. Köftecilik üzerine dükkanı olan Sergen Özen, 2020'de yarışmaya katılmıştır. Sergen Özen, katıldığı dönemde yarışmayı 4. olarak tamamlamıştır. Bu sene de yarışmanın iddialı isimler arasında yer almaktadır. Batuhan Bayır, 1997 yılında Muğla'da dünyaya gelmişti. Su ürünleri mühendisi bölümünden mezun olan ve çok iyi bir aşçı olan Batuhan Bayır, MasterChef programı ile tanınmaktadır. Batuhan Bayır yarıştığı sezonda 4-5 yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını söylemişti. MasterChef Türkiye 2019 sezonunda yarışan ve yarışmayı 5. olarak tamamlayan Batuhan Bayır, MasterChef All Star ile yarışmaya dönmüştür. Batuhan Bayır şu anda sosyal medya hesabı üzerinden yemek videoları çekmektedir. Videoları oldukça izlenmektedir. Eren Kaşıkçı, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda 34 yaşındadır. Aslen Tokatlı'dır. Yarışmaya Çanakkale Gökçeada'dan katılan MasterChef Eren, İstanbul'da uzun süre otellerde çalışıp daha sonra Gökçeada'ya yerleşmiştir. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, Gökçeada'da surf otelinde şeflik yapmıştır. 2021 yılında MasterChef Türkiye'de birinci olmuştur. MasterChef şampiyonu olduktan sonra Zekeriya Köy'de Kızıl Sakal'ın Mutfağı isimli bir restoran açmıştır. MasterChef 2021 sezonunda iddialı tavrı ve başarılarıyla adından çıtlıkça söz ettiren Eren Kaşıkçı, finalde Hasan ile yarışmıştır. Şeflerin verdiği puanlardan sonra MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı olmuştur. Zekeriya Köy'deki yeni restoranda Anadolu mutfağının en lezzetli yemeklerini kendi yorumu ile sunan Eren Şef, kısa sürede müdavi müşterilere sahip olmuştur. MasterChef All Star'ın iddialı isimleri arasında yer almaktadır. Destek verdiğiniz yarışmacıyı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.